Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın dördüncü bölümü olan trigonometri ile ilgili ilk testimizin çözümlerine başlıyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Denklemi birim çember belirttiğine göre a çarpı b nedir diyor. Birim çember denklemimiz x kare artı y kare eşittir 1'dir arkadaşlar. Burada x karenin katsayısı 1 olmalı, b eksi 1 de 1 olmalı. b eksi 1'imiz 1 ise b'imiz 2'dir. A eksi B 1 ise B yerine 2 yazdığımızda A'yı 3 buluruz. 3 çarpı 2'den cevabımız 6'dır. Çekirde A noktası birim çember üzerindedir. A noktasının x eksenine olan uzaklığı kök 3 bölü 2 birimdir. Hemen yazalım arkadaşlar. Burası kök 3 bölü 2 imiş. E, yarı çapımız da 1'dir birim çember olduğu için. Bize diyor ki y eksenine olan uzaklığı nedir? Yani bize şurayı soruyor sevgili gençler. Ya da şöyle gösterelim. Hiç fark etmez. Bu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşittir. Buraya da biz k dersek Pisagor bağıntısından k kare artı kök 3 bölü 2'nin karesi eşittir. 1'in karesi. Buradan 1 eksi 3 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 gelir. Kara aldığımızda k'yı 1 bölü 2 olarak buluruz. Uzaklık dediği için uzaklığımız daima pozitiftir. Cevabımız 1 bölü 2'dir. Üçüncü soruda 220 derecelik bir açının ölçüsü kaç radyandır demiş. Sevgili gençler derece bölü 180 radyan bölü pi şeklinde yazarız. Burada 220 derece diyor. 220 bölü 180 çarpı pi diyerek radyana çeviririz. Sıfırlar gider. 2'ye böl 11. 2'ye böl 9. O zaman cevabımız 11 pi bölü 9 olur. 11 pi bölü 12 radyanlık açı kaç derecedir? Tabi burada pi yerine 180 yazabilirsiniz. Ya da az önceki gibi buradaki formülden de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada pi yerine 180 yazacağım. Ve gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 6'ya böl 2, 6'ya böl 30, 2'ye böl 1, 2'ye böl 15. Burada da cevabımız 165 olur. 5. soruda A ile B'nin toplamı sorulmuş. Bunları toplayalım arkadaşlar. 3 2 daha 5'tir. 5 4 daha 9'dur. Sonra 0 8 daha 8'dir. 4 2 daha 6'dır. 2 7 daha 9. 3, 3 daha 6. Sevgili gençler 60 saniye 1 dakikadır. 95 saniyenin içinde 60 saniye vardır. Buraya 1 dakika gönderdiğim zaman 95 eksi 60'dan 35 saniye kalır. 1 dakika gönderdiğim 69 dakika oldu. 60 dakika 1 derecedir. 69 dakikadan 60 dakikayı buraya gönderiyorum arkadaşlarım. O zaman 9 dakika kalır. 1 derece buraya geldiği için de 69 artı 1'den 70 derece olur. Cevabımız Edirne'dir. 6. soruda A x B nedir demiş. Sevgili gençler 23 saniyeden 41 saniye çıkartamam. O yüzden buradan 1 dakika alıyorum. 1 dakika 60 saniyedir. 60 artı 23'ten 83 saniye olur. Hemen yazalım. 83 saniye 17 dakika 53 derece. 38 derece 25 dakika 41 saniye. 83 saniyeden 41 saniye çıkardığımızda 42 saniye olur. 17 dakikadan 25 dakikayı çıkartamayız. O yüzden buradan 1 derece alıyorum arkadaşlar. 1 derece 60 dakikadır. 60 artı 17'den 77 olur. Ve burası da sevgili gençler 52 derece olur. Şimdi 77'den 25'i çıkardığımızda 52 dakika olarak buluruz. 52'den de 38'i çıkardığımızda 14 derece gelecektir. O zaman cevabımız Edirne'dir. 7. soruda alfa verilmiş. 4 alfa bölü 3'ün değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk başta 4 alfayı oluşturup 3'e bölebiliriz. Ya da arkadaşlar önce alfa bölü 3'ü yapıp 4 ile çarpabiliriz. Ben bunu tercih edeceğim. Önce alfayı 3'e böleceğim. Bakın 24 3'e bölünüyor. 36 3'e bölünüyor. Fakat 32'nin 3 ile bölümünden kalan 2. O yüzden 3'e bölünmesi için ben buraya 2 dakika vereceğim arkadaşlar. Ve şöyle yazacağım. 24 derece 30 dakika 2 dakika verdiğim zaman 120 saniye vermiş oluyorum. 36 ile 120'yi toplayınca 156 saniye olmaktadır. Şimdi bunu 3'e bölüyorum. 3'e böldüğün zaman 24 bölü 3'ten 8 derece, 30 bölü 3'ten 10 dakika, 156 bölü 3'ten 52 saniye olmaktadır. Biz burada alfa bölü 3'ü oluşturduk arkadaşlarım. Şimdi 4 ile çarpacağız. 4 kere 8, 32, 4 çarpı 10, 40 dakika, 4 çarpı 52, buradan da 208 saniye olur. Şimdi 208 saniyeyi 60 saniye bölerek kaç dakika olduğunu buluyoruz. 3 dakikadır arkadaşlar ve kalan da 28'dir. 28 saniye buraya 3 dakika eklediğimde 43 dakika 32 derece olur. Cevabımız o zaman 43 28 olacak şekilde C oluyor sevgili gençler. 2140 derece açısının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz birim çemberde bir tam tur 360 derecedir. İçerisinde kaç tane 360 var? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi 6 kere desek 6 alt kere 6 36 6 kere 3 18 gördüğünüz üzere 216 geldi. Demek ki 5 kere varmış. 6 kere 5 30 15 18 ve bu şekilde esas ölçüsünü 340 derece olarak buluruz. 9. soruda eksi 3410 derecenin esas ölçüsü kaç derecedir diyor. Esas ölçüsü asla negatif olamaz. Pozitif olacak şekilde bunu bölelim arkadaşlar. İçerisindeki 360 dereceleri çıkartalım. Bakın eksi 10 ile çarptığım zaman burası eksi 3600 olur. Çıkarma işlemi yaptığımda da eksi eksinin çarpımından artı gelir. 3600'den 3410'u çıkardığımız zaman Burada da cevabı 190 derece olarak buluruz. Ölçüsü 132 pi bölü 7 radyan olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar içerisindeki 2 pi'nin katlarını atacağız. Şimdi bakın 7'nin 2 katı 14'tür. O yüzden şöyle yazıyorum. 14 pi en yakın katını alıyorum 9. Böyle çarptığım zaman arkadaşlar 4 kere 9 36 126 oluyor. 132 olması için ifadeye 6 pi ekliyorum bölü 7 bakın ne oluyor gençler burada 14 pi çarpı 9 bölü 7 artı 6 pi bölü 7 gelmekte şurası bize neyi veriyor 2 pi İşte bu şekilde 2 pi'nin katlarını atmış oluyoruz ve esas ölçüsü 6 pi bölü 7 oluyor gençler ben bunları yaparken genellikle paydanın 2 katını alıyorum ve en yakın katını ya en yakın katını alıp ilerliyorum. Kalan ifade de 6 pi bölü 7'yi veriyor bize. Ölçüsü eksi 56 pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Aynı mantıkla devam ediyorum arkadaşlar. Paydanın 2 katını alıyorum ama bu sefer negatif. Eksi 10 pi çarpı 6 dediğim zaman eksi 60 pi olur. Ve ifadeye 4 pi ekleyince eksi 56 pi olur. Bölü 5. Bakın ne oluyor gençler? Eksi 10 pi çarpı 6 bölü 5 artı 4 pi bölü 5 oluyor. Burası eksi 2 pi çarpı 6 artı 4 pi bölü 5 oluyor. 2 pi'nin katlarını atmış oluyorum ve kalan ifade bizim esas ölçümüz oluyor. Cevabımız C'dir. Yarı çapı 4 santim ve merkez açısının ölçüsü 5 pi bölü 6 radyan olan daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle dairemizi çizelim. Merkez açısının ölçüsü 5 pi bölü 6 imiş. Şöyle göstermeye çalışalım. Burası diyor ki 5 pi bölü 6'dır. Yarı çapımız da 4'tür diyor. Ve buradaki daire diliminin alanı nedir? Arkadaşlar hani biz buraya alfa dediğimizde formülü şöyle hatırlayalım. Şurası da R. Alfa dilimlik daire dilimin alanı alfa bölü 360 çarpı pi R karedir. Burada da 360'ı 2 pi şeklinde yazalım. Açımız 5 pi bölü 6. 360 yerine de 2 pi yazdığımızda pi R kare. R kare de 4'ün karesinden 16 gelir. Bakın gençler şunlar gitti. 2 ile burayı sadeleştirdim. 8 oldu. 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Burada 5 çarpı pi çarpı 4'ten 20 pi geldi. Bir de bölü 3'ümüz var. Cevabımız 20 pi bölü 3'tür. Evet değerli öğrencilerim böylelikle ilk testimizi tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.